Merhabalar değerli izleyenler, programımıza hoş geldiniz. Sizlere sağlıklı, mutlu, güzel bir cuma günü diliyoruz. Bugünkü stüdyo konuğumuz çocuk sağlığı ve hastalıkları doçenti, çocuk onkoloji uzmanı, doçent doktor Sayın Kudret Çağlar oluyor. Ve bugün kendisiyle ergenlik dönemi ve sorunları hakkında konuşmaya devam edeceğiz sizler için. Sizin de Sayın Çağlar'a sormak istediğiniz sorular varsa telefonlarınızı veya SMS'lerinizi bekliyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi. Evet Sayın Çağlar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Ben iyiyim o zaman. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Evet, ergenlik yaşı ve sorunları hakkında bugün de konuşmaya devam ediyoruz sizlerle. Ebeveynleri çok önemli bilgiler vereceğiz, bilgilendireceğiz. Doğru. Öncelikle bu dönemde hangi problemlerle karşılaşabiliriz, ne gibi davranışlar görülebilir ergenlerde? Böyle başlayalım çok dilerseniz. Çok ilginç bir konu bu Özlem Hanım. Geçen hafta ebeveynleri konuşmuştuk. Biz ne bekliyoruz çocuklarımızdan diye ve nasıl davranmalıyız konuşmuştuk. Şöyle bir küçük özetleyelim isterseniz. Hı-hı. Bir zaman ayırmamız gerektiğini konuşmuştuk, evet, çocuklarımıza. Kaliteli zaman ayırmamız gerektiğini. Bakın sürenin önemi yok. Siz orada ruhen ve madden ve maneviyatan orada olmanız gerekiyor. Yani çocuğunuzun yanında durmak, çocuğunuzun yanında olduğu anlamında değildir. Evet. Çocuğun yanında durarak onunla iletişim kurduğunuz manasında değildir. Çocuğunuz da o iletişimi kurarak ama tabii bir baba veya bir anne olan konumunuzu da koruyarak kendisiyle iletişimi kurmanız gerekir. Anne babayı koruyalım derken ona emreden pozisyonda da olmayacağız. Bu da önemli bir şey. Çünkü onun bir birey olduğunu, evet, kabul edeceğiz. Aslında anne babaların en büyük sorunu karşıdakinin birey olduğunu kabullenmemesi. Karşıdaki da aslında doğduktan sonraki ilk ayaklarının üzerine bastığı andan itibaren, bir yaşından itibaren o artık bir bireydir. Evet. Ve onun kendine özgü kararları vardır. Kendine özgü sevdiği veya sevmediği şeyler vardır. Seçimleri var. Aynen öyle. Ama biz aileler onları bizim bir parçamız olarak görürüz. Halbuki onlar bizi bir parçaları olarak görmez. Evet. Bakın ne kadar enteresan. Onlar sevgiyle ihtiyacı olan sevgiyi ve güveni bizden alarak öne gitmek ister. Ama bizse daha fazla güveni almaları için yanında tutmak istediğimiz, yanımızda kalmalarını istediğimiz veya onları koruma işgüdüsüyle kendimizden bir parça gibi görürüz. Şimdi evet, bu iki fikir birbirleriyle çatışır. Onun için biz geçen hafta ne demiştik? İşkolik, kazançkolik, zevkkolik olmaktan öte onlarla kaliteli zaman geçirmek lazım. Kaliteli zaman onunla beraber oynayabilmeli, onun düşünce tarzını görebilmeli. Siz de ona tabii doğru olanı da orada, hı hı, kendi tecrübenizden kaynaklanan doğruyu da onlara aktarmanız gerektiğini de altını çizerek söylüyorum. Bakın örnekler verelim isterseniz. Tabii, tamam mı? Buyurun. Bir ergene siz bunu böyle yapar mısın veya bunu böyle yapmalısın şeklinde bir söylem tarzı yerine ben şöyle yaklaşıyorum. Geçen gün yine böyle bir anneyle kız birbirleriyle argüman yaparak başka bir sorun için benim yanıma gelmişlerdi ama bir bakıyorsunuz siz o sorunla ilgileneceğiniz yerde çocukla annenin argümanlarını ve atışmalarını çözmek zorunda kalıyorsunuz. Evet. Annenin şikayeti şu: ben diyor ne söylersem bana hayır diyor. Evet. Ama sizin söyleyiş tarzınız da ona ben bunu biliyorum böyle yapacaksın şeklinde, hı hı, demek oluyor. Demek ki bir yerde bir yanlış, tabii, var. Şimdi gençler bizden ne ister? Onları dikkate almamızı ister. Bakın onlar ayrı bir cumhuriyet artık. Onlar bir bayrak çekmişler ve bu bayrak bizim bayrağımız değil. Kendi kimliklerini oturtmaya çalışıyorlar değil mi? Biz, tamam, de saygı göstermeliyiz. Aynen öyle. Yani bu sizinle eşinizin veya bir aile ebeveynlerinin hanım veya beyin kurduğu bir cumhuriyet değil çocuğunuzun cumhuriyeti. Evde de olsa değil, dışarıda olsa da değil. Bunu kabullenmemiz lazım. Evlenmeden önce de değil. O bir yaşından sonra kendi bayrağını çeker. Evet. Ama göndere çekemez. Yavaş yavaş çeker. Onun için bir yaşından sonra mücadeleler başlar. Adolesanda ayyuka çıkar ve adolesandan sonra da bağımsızlık kazanır. Evet. Zaten bağımsızdır ama. Biz bunu bilmemiz lazım. Peki genç ne ister bizden? Öncelikle bilecek ki gençler büyük bir bağımsızlık kazanma mücadelesi içindedir. Biz bunu bilmemiz lazım. O dönemde cinsel kimliğini de ayırt eder artık. Ve onun örüntülerini
davranışlarını yapmaya başlar. Kendi yaşıtları arasında kabul görmek ister. Onun için sosyal çevre arayışı içine girer. Evet. Doğru arkadaşla yola çıkamazsa yanlış veya yapılmaması gereken hataları yapabileceği çok de muhakkak. Çok kritik bir dönem. Aynen gerçekten. Öyle. Çatışan değerleri, bugüne kadar kafasında bir sürü çatışan değerler var. Artık bir uzlaşıya götürmesi gereken ve yolunu çizmesi gereken bir dönem. Meslek seçimi yapacak. Düşünün ki bu dönemde siz ondan meslek seçimi yapmasını istiyorsunuz. Hı hı. Çok yani zor bir dönem. Yani hem hayatının en tecrübesiz olduğu evet. dönemde hayatıyla ilgili hayatına şekil verecek en önemli kararların alınması verecek. Gerektiği ve dönem. Ve öz benliğini kazanacak. Artık benim diyecek. Aslında onların istediği anne ve babam her zaman yanımda olsun ama bana karışmasın. Yani evet. şöyle eliyle bizi yoklayacak. Tamam mı? Ama kendisi karar verecek. İster. Şimdi bizim istediğimiz ise sen elini bana bırak, merak etme. Sen fazla öne gitme. Ben senin için öne giderim. Evet, yani bir zor, bir sorun varsa da görürüm. Seni güvene aldıktan sonra oraya gönderirim. Yani hatta utanmasak askerliği bile babalar yapacak evet. çocuklarının yerine. Veya bırak askerliği. Başka konularda da önce baba gidecek. Anlatabilir veya anne gidecek. Şimdi bunların hepsi yanlış. Aslında olması gereken onu biz oraya yönlendirmemiz gerekiyor. Bakın örneklerle şimdi aslında buradan daha rahat anlaşılabileceğine inanıyorum. Bir doğa belgeseli seyrediyordum bir televizyon programında. Vahşi hayatla ilgili bir program gösteriliyordu. Bundan yaklaşık 8 yıl önce falan yani epey yıllar önce. Evet. Bir arslan çiftinin bebekleri oluyor. Arslan doğuyor, küçük arslan. Ve o arslan büyüyor. Ve neticede evden ayrılma zamanı gelmek üzereyken artık ona av avlaması gerektiğini öğretecek. Anne ve baba. Evet. Yani avı avlatacak. O güne kadar o ağzına getirileni yemiş. Ama daha sonra artık av avlamayı öğrenmek hı hı. için ava gidecek. Şimdi bir sürü var orada, geyik sürüsü. O geyik sürüsüne doğru o küçük arslanı yönlendirmeleri gerekiyor. Fakat biliyorlar ki o küçük arslan o geyik sürüsü içerisinde yanlış bir seçim yapar ve kendisine güç olarak yakın olan bir geyiği seçer ise ona bir darbe atarak geriye dönüşümsüz yaralanmalara hatta hayat kaybına sebebiyet evet. verebilir. Çünkü onların arasında da güçlü olanlar var. Evet. Tamam. O seçerken kendi boyuna göre bir tane seçmesi lazım. Bakın bu da çok önemli. Baba belli yerden sonra yaklaşamaz çünkü kokusunu aldığı zaman av kaçacak. Ve anne yuvanın tepesinde duruyor. Gözleri yaş. Ve ağlıyor. Bakın ne kadar enteresan. Bunu neşretmişler, bunu yansıtabilmişler izleyiciye. Ve arslan, erkek arslan, yavru arslanı alıp yürüyorlar. Bir yere geldikten sonra orada anlatıcı kişi diyor ki artık bundan sonra baba yürümeyecek. Çünkü evet. ondan sonra kendi kokusunu alır. Öyle bir yerde duruyor ki eğer evladına bir şey olursa oradan koşup yetişecek koruyabilsin diye düşünüyor. Hı-hı. Ama mümkün değil. Mümkün değil. Çünkü spiker de diyor ki asla diyor o mesafeden o güçteki bir arslan bile yetişemez o şeye sürünün olduğu yere. Hı hı. Çünkü kokusunu almaması lazım sürünün. Bu sebeple de uzakta durması gerekiyor. Ama yine de o baba üşküdüsüyle orada duruyor ve hazır bekliyor. Yani bir şey olursa evet. atlayayım ve gideyim bakayım diye. Ve oradan kendi yavrularını sürüye doğru bırakıyor. Orayı o kadar güzel çekmişler ki anneyi gerçekten çekiyorlar, mükemmel. Babayı çekiyorlar, ikisini annenin gözleri dolu ağlıyor resmen ya bir şey olacak diye. Küçük arslan gidiyor, önce bir sürüyü bir kolaçan ediyor. O saat tabii ki anlatıcı diyor ki umut ederiz diyor, kendi boyuna yeterli birini seçer ve kalkıp tehlikeye atacak bir maceraya gitmez. Ama evet. neticede genç gidebilir ve tabii ki orada düşünerek önce çok büyük bir geyiği hedef alıyor. Tabii anlatıcı diyor ki eğer ona saldırırsa kaybı olabilir. Sonra hayatı vazgeçiyor. Evet, vazgeçiyor ve kendi boyuna göre birini geyiği seçiyor ve ona saldırıyor. Bakın, evet. hepsi tetikte bütün arslan ailesi ama hiçbiri yaklaşmıyor. Büyük bir koşturma, büyük bir koşturma falan derken arslan geyiği yakalayıp yere atıyor. Başarı. Yere atar atmaz tabii diğer geyik sürüsünün güçlü olanları ona doğru akın etmeye başladığında baba koşuyor.
Evet. Yani yine de ben her anlattığımda buna etkilenirim. Yine gerçekten de baba koşuyor ve o saldıranlar tabii ona saldıracak. Küçük çocuğa saldıracak. Güçlü olan arsa işte, geyikler. Doğal olarak o da kendi taraflarını koruyacaklar çünkü. O zaman baba müdahale ediyor. Evet. Ve avı avlamış oluyor. Ama avı avlayana kadar asla baba orada bulunmuyor. Seçimini yaparken de bulunmuyor. Evet. Bakın ne kadar enteresan. Ama seçimi yapıp onu yere düşürdükten sonra diğerlerinin saldırısına engel olmak için baba koşuyor. Evet. Şimdi bizim çocuklarımıza da bizim yapmamız gereken bu. Onlar bizim elimizden ayrılacaklar. Bakın enteresan bir şey var. Jenerasyonları şimdi ayırıyorlar. Hı hı. İşte bombaların çocukları olarak 1965'lere kadar baby boomers diyorlarmış. Buna geçen gün çok güzel bir seminer vardı. Evet, Türkiye'den gelen biraz, evet Türkiye'den gelen bir gerçek eğitimci olan bir hanımefendiden dinledik. Hı hı. Ve biz velilere vermişlerdi bunu. Çok güzide bir okulumuzun salonunda ve çok güzel bir bilgi akışıydı. Baby boomers olarak nitelendirdikleri bir dönem var. İşte bu dönem bombaların ışığında büyümüş çocukların işte İkinci Dünya Savaşı falan evet. gibi düşünün. Onlar çok idealistler, çok mücadeleciler, çok farklılar. Tutuklarını koparmak isterler ama itaatkardırlar. Aynı zamanda çok kuralcıdırlar. Yani böyle bir tutumludurlar. Böyle bir nesil. Hı hı. Ondan sonra X nesli ortaya çıkıyor. X nesli ise başkaldırı nesli. İşte 1968 kuşakları. Onlardan her türlü radikal davranışlar çıkabildi. Evet. Sonra Y nesli geliyor. Y nesli birazcık daha sosyal yönü güçlü, teknolojik yönünü kullanabilen, işte daha fazla teknolojinin ağır bastığı ama sorumsuzluğun olduğu hı hı. bir dönem. Çünkü biz çektik onlar çekmesin tarzında beslediğimiz evet. bir çocuk grubu. Ve daha sonra Z nesli geliyor. Şimdi Z nesli var 2000'den sonra. Hı hı. Şimdi Z nesli ise sosyallikten birazcık daha uzak. Ama bilgisayar ve televizyon başında daha fazla zaman geçiren, sosyal grupları internette bulmayı tercih eden, evet. Teknolojinin ne yazık ki zorladığı bir grup gencimiz var. Bunlar daha fazla teknolojisiz yaşamaya alışık değiller. Hı hı. Bizler topraksız yaşayamazdık, onlar bilgisayarsız yaşayamazdık. Maalesef. Şimdi günün gerçeğini bileceğiz ama günün gerçeğinin yanlışlarını da çocuklara öğretmemiz gerekiyor. Onları tehdit edebilecek sorunları da aktarmamız gerekiyor. Sürekli televizyon başında olmanın getireceği, sürekli internetin başında olduğu zaman getirebileceği riskleri, beyin dalgalarında olabilecek değişiklikleri, hı hı. onları kişilik olarak etkilemesinin negatif yönde olabileceğini anlatırız. Evet. Şimdi ben buradan neye geliyorum biliyor musunuz? Bakın. Burada ailelere büyük görev düşüyor. Aynen öyle. Şimdi ben burada şöyle söylüyorum. Genç bize neden inansın? Şimdi genç siz söylüyorsunuz ama siz başka neslin insanlarsınız. Onlar yeni neslin insanlar. Size neden inansın? İşte evet. bunu şöyle açıklamaya çalışıyorum, şöyle yapmaya çalışıyorum. Ben kendi kızıma da onu yapıyorum. Hastalarımıza da geldiğinde onu anlatmaya çalışıyorum. Hiç de diyorum elektriğe, 15 yaşında bir çocuk düşünün. Hiç elektriğe elinizi fişe soktunuz mu? Hemen cevap. Olur mu doktor bey veya olur mu doktor amca veya baba olur mu? Diyor. Oraya soktuğumda beni elektrik tutacak, yanacağım. Evet. Ölürüm ben. Peki hiç elektriğe parmağını sokup öleni gördünüz mü? Görmedim. Diyor şimdi. Görmediyseniz neden sokmuyorsunuz? Evet. Ama diyor ki oraya sokarsam öleceğim. Peki bunu nereden öğrendiniz? Öğretmeniniz söyledi, babanız söyledi, anneniz söyledi. Bunu siz dikkate aldınız, görmenize gerek kalmadan aldınız. Birinin elektrik tutabileceğini, elektrikten ölebileceğini biliyorsunuz ve sokmuyorsunuz. Ama hiç denemediniz. İşte doğru. bazı davranışlarınız da vardır ki siz denediğinizde ölecek kadar size zarar verebilir. Onun için anne ve babalarınızın size vermiş olacağı bilgileri alın. Önce bir düşünün. Şart değildir elektriğe elinizi sokup kendinizi yakasınız. Çok doğru. Birileri zamanında bunu sokmuş, yanmışlar hı hı. ve size bunu aktarmaya çalışıyorlar. Onun için gençlere de onu söylüyorum. Her zaman reddetmeden önce bir alın, evet. dinleyin. Ama çağınıza uygun olmadığını düşündüğünüz bir şey varsa kabul etmeyin. Ama doğruluk payı da varsa bunu siz içinizde yoğurarak
kendi benliğinize taşıyın. Hı hı. Çünkü kaybedeceklerinizin telafisi yok. Gençlerin elindeki sağlığını, geleceğini, o gençliğin hülyasıyla veya o heyecanıyla kaybettikleri zaman aslında her şeylerini kaybedeceklerini bilmiyorlar. Maalesef. Onun için gençlerimizin trafik kazaları bu kadar fazla. Evet, o çok önemli. Anlatabildim mi? Gerçekten. Şimdi siz sürat yaparsanız kaza yapabilirsiniz söylediğinizde, sürat yapıp kaza yaptıktan sonra anlaması, elektrik fişi elektrik fişine elini sokarak yanmasıyla eşit. Evet. Aynı mana. Bunu gerek yok sokmanıza. Bunu alıp kendinize uyarlamanız önemli. Elektrik fişine elinizi sokarak adam olmadığınız gibi arabaya yüksek süratle sürmeniz arabayı da, o da bir erkeklik göstergesi değil. Hı hı. O da bir yaşam göstergesi değil. Tıpkı elektriğe elinizi sokmak gibi. Ama bunu anlayabilmek, o karşıdaki kişinin de onu dinleyebilmesi manasındadır. İşte en başa döndüğümüzde o küçük arslan, eğer babasının zamanında kendisine seçim yaparken o güçlü geyikleri seçer isen zarar görebilirsiniz söylediği için o kendi boyutunda birini seçip başarıya ulaştı. Evet. Gençler bu seçimi yaparken öncelikle kendinden büyüklerin yaşamış oldukları veya onlar da yaşamadılarsa almış oldukları tecrübeleri önce bir süzgece koysunlar. Anne baba sigara içiyorsa onun sigara içmesi anlamında değil. Sizin de bir beyniniz var. Siz de süzgece koyun. O sigara içiyorsa siz sigara içmek durumunda değilsiniz. Bu zararlıysa yapmayın. Anlatabildim mi? Anne babanızın da yanlışları olabilir. Bu da doğal. Ama onun da doğruları varsa onu alın. Öğretmeninizin de yanlışları olabilir. Ama doğrularını alın. Alın süzgeçten geçirin. Hatta hiçbir şey olmasın Özlem Hanım. Yoldaki bir kişinin bile doğrusu olabilir. Evet. Bakın arabayı bir yere park ettim ben. Geçmiş günlerde Lefkoşa surlar için. Park yeri var orada. Yani park, yasal bir park yeri var. Hı hı. Yolun kenarında park edebilirsiniz. Park etmeye yasak olmayacak bir nokta. Evet. Ben oraya durdum. Orada bir seyyar satıcı amca dedi ki oğlum dedi. Oraya istersen park etme dedi. Tamam amca dedim. Aldım arabayı. Çektim. Evet. Hiç sormadım neden olmayacağını diye. Tamam. Ben tabii ki ondan sonra bir park yeri buldum. Orada park ettim ve tekrar aynı yolu geri gelirim. Bir baktım ki bu süre içerisinde oraya biri park etmiş ve arkasından biri vurmuş. Geçerken o seyyar, evet, seyyar satıcı bana şöyle dedi. İşte seninle bu sürücünün arasındaki fark bu doktorum dedi. Ben ona da söyledim buraya park etme dedi. Anlatın. O da sana ne amca demiş. Evet, demek ki ailelerin ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Söylediklerini dikkate almış. Çünkü dönenler görmüyormuş oradan. Evet. O bey orada, işini orada yapıyor. Benden önce orada kalmış, başkalım kaç aydır orada mesleğini icra ediyor, orada hayatını kazanıyor. Oraya park edildiği zaman neler olabileceğini görmüş. Hasbelkader bir iyilik yapmış, bana söylemiş. Evet. Tamam, ben de alıp arabayı başka tarafa park ettim. Ve dönerken 10 dakika içerisinde bakın, oraya biri park etmiş, arkadan da bir başkası ona vurmuş. Ve sadece amcanın söylediği şey buydu. Seninle şu andaki bu sürücünün arasındaki fark ortaya çıktı evladım dedi. Ben de bankaya girdim oradan sonra. Yani önce bir dinleyin. Sana bu insan bir şey söylüyor ama o ne kazancı olacak ki senin oraya park edip park etmemen? Evet. Hadi onun bir zararı da varsa ne olacak bir 5 dakika sonra öteye park ettiniz? Yürüyün daha iyi. Ne olacak ki? Bunun gibi düşünsün gençlik. Ama gençliğe bunu söylemek ve ikna ettirmek çok zor. İnanın çok zor. Bir de şey önemli, bu noktada aslında bir kişiyi dinlemek, söylediklerini dinlemek için o kişinin bence kendini sevdirmesi önemli. Önemli. Sempati kazanması önemli. Reddetmekle yani, ne kaybederiz? Emir verici bir üslupla yaklaşırsak tabii, aileler böyle yapıyor ne yazık ki. Ama gençler de onu alttan alması lazım. Tamam, anne babadır. Önce bir dinleyin. Tamam mı? Reddetmeden önce. Bakarız deyin. Evet. Beyninizde tutun. Ama anne babalara düşen görev de şu. Bakın bu şekilde de görüyoruz biz ailelerin davranışlarını. Ben sana söylediydim. İyi de sen kimsin diyor. O da. Doğru. Şimdi sen kimsin? Şimdi ben sana söylediydim değil. Ya kızım bak tecrübelerle böyle olmuş.
Ben sana bunu aktarmaya çalışıyorum. Evet. Sen de dikkat edersen kendine, sağlığına, geleceğine, kendi hayatına daha güzel bir pencere açarsın. Bu şekilde davranmak lazım. Ödevini neden yapmadın? Tamam. Ödevini yapıp yapmama sizin sorununuzda değil ki. Biraz daha siz oturup siz yapacaksınız. Ki öyle yapan aileler var. Evet. Şu anda ekran başında izleyip de Kudret Bey bunları söylüyor deyip gülenlerin sayısının oldukça fazla olduğunu kesin biliyorum. Evet. Oturup kendi ödevlerini, çocukların ödevlerini yaparlar. Aman çocuğuma bir şey gelmesin diye. Hayır, gelsin. Eğer yapmayacaksa, onun yapmadı, onun sorumluluğu. Sonucuna da kendinin katlanması lazım. Gerekiyor. Ama siz onunla bunu paylaşın. Ödevini yapman lazım. Dersini çalışman lazım. Neden? Çünkü bu sizin geleceğinizde önünüze çıkacak. Evet. Sizden yardım isterse yapın yardımınızı. Ama onun derslerini yapmakla yardım aslında olmaz. Aslında burada biraz aileler konuyu övünç meselesi yapıyor sanıyorum. Yani çocuğun başarısı bizim başarımız gibi bir algılama var. Peki burada bu ilgili şöyle söyleyeyim size. Baskıcı davranabilir. Tamam, şöyle bir şey söyleyeyim. Sizce hayatta en yüksek yerlere gelen insanlar akademik başarıları, ilkokuldaki akademik başarıları veya ortaokuldaki akademik başarıları en yüksek olanlar mıdır? Ya da orada başarılı olmayanlar hiç mi hayatta başaramadı? Evet. Şimdi bunun bir göstergesi yok. Çok üniversite, örnekler var. Çok örnekler var. Şimdi üniversite hayatı değişik. Tamam, üniversiteye geldikten sonra başarı mesleki başarıya da yansımaya başlıyor. Lisedeki başarı da mesleki hayata yavaş yavaş yansıyor az da olsa. Hı hı. Lisede güçlü donanımla gelen kişi üniversitede de güçlü donanımla gidebiliyor. Ama bu da garanti değil. Ama her zaman için ilkokul ve ortaokul bu gibi durumlarda yüksek başarı her zaman yüksek sonuç elde edecek diye bir kural yok. Ya da orta dereceli başarı, orta dereceli başarı alacak diye bir durum da yok. Evet. Önemli olan iyi bir kişilik alması çocuğun. Bakın kişilik ne demek? Yapması gerektiğini bilmesi. Bizim Kuzey Kıbrıs'ta şöyle bir şey var. Aşırı sevgi, gevşek eğitimle biz çocuklarımıza sorumsuzluk veriyoruz. Yani onlar o kadar fazla sevgi içinde ki biz çektik onlar çekmesin. Veya biz yaşamadık onlar yaşasın. Evet. Şimdi bu şekilde her şeylerine evet diyerek yaşattığımız gençlik sorumluluğunu bilmiyor. İşte bu sorumluluk bilmeme ilkokul ve lisede ortaya çıkıyor. Bizim orada temel maksatımız ve yapmamız gereken. Karnenin hep 10 olması değil. İsterseniz bilgisayardan hep 10 bir karne götürelim, siz alın mutlu olun. Hiçbir manası yok ki. Evet. Anlatabildim mi? O size bir şey göstermeyecektir. O sadece çocuğunuzda aldığı akademik başarı yaşasın ama karakter alamadıysa vay halinize. Çok doğru. Önemli olan karakter alsın. Yani orada düşük olduğunu, bu puanı ben beğenmedim, kendimi yakıştıramadım dediği anda çocuğunuz başarılıdır. Evet. Bakın bunu unutmayın. Onu siz ki bana geldi çocuğum, gösterdi karnesini. Baba hiç yorum yapmadın dedi. Ben iyi dedim, eline sağlık kızım dedim. Tamam, hiç yorum yapmadın dedi. Soru şu dedim. Sen bu karneden memnun musun? Çünkü bu karne senin, benim değil. Evet. Bu karneyi kime verirler? Sana, bana değil. Sen bu karnenden memnunsan çok güzel. Ama sen bu karnende memnun olmadığın noktalar var ve kendini daha farklı yerde görmek istiyorsan önün açık. Hotri meydan. İşte deve, işte hendek, yürü, al istediğini. Evet. O senin kararın. Dönüp bir baktı. Baba dedi çok önemli bir şey söyledi dedi. Evet. Önemli olan bu. Yani o yola kendilerinin gideceğini bilmeleri lazım. Yapacağı hatalarda kendilerinin zarar göreceğini bilmeleri lazım. Sigara içme demek farklıdır. Ben hiç kimseye sigara içme demedim. Bütün eğitimler sırasındaki sigara eğitimine çıkıyoruz. Evet. Sigara içmeyin demedim. Sigara içerseniz böyle olursunuz. Böyle olabilirsiniz diyorum. Karar sizin. İster için. Bu şekilde aileler riske girin. De böyle yaklaşmalı. Böyle yaklaşmalı. Yani sigara içersen şunu yaparım veya bu cezayı yok. Veririm. Ben, değil. Biz ne için cezayı verelim? Kendilerine kendi cezalarını vermiş oluyorlar zaten. Evet. Sağlık onların değil mi? Öyle bir ceza veriyorlar ki nikotinle ve katranla kendilerine. Ama verdikleri cezayı bilmeleri lazım. Buyurun işte aldığınız ceza bu. Bir öncesi bunu yapmış, elektrik olayını düşünün. Orada elektriğe elini sokup tutacağını biliyor, yanacağını. Yapmıyor. Ama sigaranın bunu yakabileceğini belki biliyor ama underestimate yapıyor. Onu kafasında tutmuyor. Ignore ediyor onu. Evet. Ama onu göstermeniz lazım. Buyurun. Bakın bu insanlar böyle olmuş. Siz de bilirsiniz. Siz yapın. Karar sizin. Ama bu bize doğru değildir. Ve bir de çocuklar her zaman yaşadıklarını öğrenir. Sizin ne yapıyorsanız evde o da onu yapar. O da sizin taklitinizi yapar. Eğer siz düzgün çizgili
tutarlı, söylediklerinizin arkasında bir insansanız, örnek, sen artık büyüdün ya, yatağını onarabilirsin. Yarın çocuk diyor ki arkadaşımın evine gideyim, orada oynayalım. Sen o kadar büyümedin daha, ne oluyorsun? Demek kadar çelişik bir durumdaysanız, evet, sizden çocuklar uzaklaşır. Bu doğru değil. Ben son olarak şunu söyleyeyim. Evet, süremiz bitti. Sonundayız. Evet. Son cümleler. Nasıl geçtiğini anlamadık. Evet. Son cümle şöyle söyleyeyim. Aileler çocuklarının cumhuriyetini tanımalı. Onlar birer cumhuriyet. Onlara bir saygı göstereceğiz. Tecrübemizi aktaracağız. Emir vermeyeceğiz. Onlardan beklenti olmak veya yarıştırmak onları diye bir durum yoktur. Aşırı sevgimizi verirken eğitimsiz bırakmayacağız, sorumsuz yetiştirmeyeceğiz. Onunla ilgilenmiyoruz diye çok pahalı arabalar alıp ben işte görevimi yaptım diyerek bu işten sıyrılamayacağımızı bilmemiz lazım. Onlara kaliteli zaman ayıracağız. Gençlerin de bilmesi gereken şey şu. Ebeveynlerinin söylediklerini harmanlasınlar. Kafalarından süzsünler. Unutmasınlar ki kaybedecekleri şeyler yarın telafisi olmayabilecek şeylerdir. Evet. Bu onlar açısından sakıncalı. Hı hı. Erişkinlerden ziyade kendi sağlıkları ön planda. Evet, gerçekten çok güzel şeyler söylediniz, çok önemli şeyler söylediniz Sayın Çağlar. Bu güzel bilgiler için çok teşekkür ediyoruz size. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim. İnşallah gelecek hafta bunları bir özetleyeceğiz. Bir ve ikinci konuyu tekrardan ebeveynlerle ilgili ve ergenlikle ilgili son konuşma şekliyle izleyicilere aktaracağız. Evet, haftaya devam edeceğiz o İnşallah. Zaman bu konuya. Tekrar evet. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Değerli izleyenler, programımızın sonundayız bugünlükte. Haftanın son programıyla sizlerle birlikteydik. Pazartesi günü yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Mutlu bir hafta sonu geçirin.